Sevgili kardeşim, genelde staja ilk başladığında çok ağır işler olmaz. Muhtemelen genelde temizlik tarzı işler olur. Fakat birkaç gün sonra belki malzeme sökme, takma, işte uçları ayarlama, takım boylarını alma tarzı bilgilerle kendini geliştirsin ama bunu yaptırmazlarsa burada bir yanlışlık var demektir. Orada ustalarına izah et, öğrenmeye çalış. Gözünü açık tut. Ustalarınla aranda iyi tutarsan onlarda inşallah iyi insanlar çıkarsa sana yardımcı olurlar. Kendini geliştirsin. Sadece stajda zaman doldurmayı düşünme. ileride bunu bir meslek olarak da yapacağını düşün. Ona göre de bu çerçevede çalışmalı. Ben sana tavsiye ederim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. CNC teknik servis güzeldir. Ee, sana ben de tavsiye ediyorum. Ama e, özellikle elektrik bölümüne ve kontrol sistemleri üzerine yoğunlaşırsan çok daha iyi ve rahat edersin ileride. Ee, i̇nşallah işinde e, iyi bir konuma geldikten sonra da kendi işini e, kurarsan veya kendine ait ortak da olsa bir yerde çalışırsan çok güzel paralar kazanabilirsin. Ama e, bu iş e, yoğun bir çalışma ve uzun e, çalışma saatleri gerektiriyor. E, bazen e, şehir dışlarına çıkmak gerektiriyor. Bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Ama işi tam anlamıyla öğrenmek için e, tabiri caizse makinenin her deliğine girip çıkmak lazım, her işini öğrenmek lazım. E, ancak o şekilde kendini geliştirebilirsin. İnşallah sen de başarılı bir teknik servisçi olursun. Allah'a emanet ol. Kardeşim benim asıl işim talaşlı imalat üzerine fakat arada e, kokil kalıplar falan yapıyoruz ama kalıp işini ben çok seviyorum e, çok böyle tatmin edici bir duygusu var o çizimleri yapıp daha sonra o parçanın makinede işlenmiş halini gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun o yüzden e, kalıp e, zevkli ben e, sana bu konuda destek veriyorum ama öncelikle bunu yapmadan önce e, makinenin temel bilgilerini öğrenmekte çok fayda var takımları tanımak hangi takıma kaç devir vereceksin bunları bilmek e, aparatı veya o, o parçayı makineye nasıl bağlayacaksın bunları bilmen çok büyük bir artı. O yüzden öncesinde biraz çalışarak tecrübe kazanır ve daha sonra da özellikle bütün çizim programlarını e, bir şekilde öğrenip de kalıp işini de çözebilirsen e, gerçekten muazzam bir iş. İnşallah e, sen de istediğin yerlere gelirsin.